7.45 ve İş Dünyası başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, bir kez daha merhaba hepinize. İlk bölümde gıda sektörünü biraz konuşuyor olacağız. Spesifik olarak da bakliyat ve hububat tarafına eğileceğiz. Bunun için de Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez bana eşlik edecek. Fethi Bey hoş geldiniz efendim. Nasılsınız bugün? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Fethi Bey. Bizler de iyiyiz. Şimdi tabii gıda sektörü son derece önemli. Ben özellikle Armada olarak sizlerin sürdürülebilirlik konusunda, tüketici güveni ve sürdürülebilir konusunda sektöre belki de hani örnek olması adına neler söyleyebileceğinizi sorarak başlamak istiyorum. Malumunuz son günlerde yapılan çeşitli denetimlerde insanlarımızın özellikle de hayat pahalılığı da dikkate alındığında biraz daha belki gıda alışverişi yaparken az dikkat etmeye başladığını görüyoruz. Bu konuda sizin ne tür bir uyarınız olur? Biliyorum ki Armada kendi üretiminde çok sayıda tescil alarak ilerliyor ve ihracat kanalıyla büyük oranda satış yapıyor. Dolayısıyla zannediyorum ki sürdürülebilirlik konusu sizin gündeminizde ön saflarda olsa gerek. Çok teşekkür ederim doğru seçilmiş kelimelerle sorduğunuz soru için. Hemen bahsettiğiniz belgelerden başlayarak sürdürülebilirliğe ve gıda güvenliğine nasıl yaklaştığımızı ve nasıl farklılaştığımızı anlatayım. Bahsettiğiniz kalite belgelerine haiz olmanız gerekiyor. Bunu hem ticari anlamda haiz olmanız gerekiyor hem de gerçekten duyarlılık anlamında buna sahip olmadığınızda özellikle bizim gibi Avrupa pazarına hizmet etmekte olan firmalar için ki bizim için Avrupa pazarı bizim ana pazarımızdır. Hem müşteriler kabul etmiyor hem ciddi bilinçli tüketiciye de ulaşamıyorsunuz. Bu noktada ben hemen sorunuzun içinde hem şirketten biraz bahsetmiş olayım hem de sorunuza cevap vermiş olayım. Armada organikte, organik bakliyatta Avrupa'da pazar lideridir. Ve bu noktada da sürdürülebilirlik de organik zaten kendi içinde birbirini doğrulayan iki kelime. Yani burada hem toprak hem su hem diğer çevresel etkenleri çok doğru ve efektif kullanmanız gerekiyor. Ve bunun sertifikalandırılması, onaydan geçmesi ve müşteriye öyle ulaşmanız gerekiyor. Dolayısıyla Armada cirosunun da %10'u civarında bir organik bakliyat üreticisi ve ihracatçısı. Bu noktada büyük bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Bahsettiğiniz gıda güvenliği konusunda ise aslında son zamanlarda dünyadaki iyi beslenme, bitkisel bazlı beslenmedeki en önemli, en anahtar faktörlerden, anahtar elementlerden bir tanesi de bakliyat. Biliyorsunuz Dünya Bakliyat Günü kutlanıyor her sene ve aynı şekilde Birleşmiş Milletler'in bakliyat tüketimi teşviği çok önemli şekilde söz konusu. Dolayısıyla sürdürülebilirliği de biz kendi alanımızla hem doğru tarımla hem doğru ürünlerle elimizden geldiği katkıda bulunuyoruz. Bu tabii tüketici bölümünde. Onun dışında karbon ayak izimizi azaltmak üzere güneş enerjisi yatırımında bulunuyoruz. Yaklaşık 30 megawattlık bir güneş enerjisi yatırımımız devreye girecek çok yakında. Bu iki ana konu galiba sürdürülebilirlikte bizim en öne çıktığımız iki ana konu. Pekala, bu başlıkları paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi siz de biraz önce söylediniz, aslında belli bir trend de var. Tüketicinin de özellikle Covid'den bu yana biraz daha sağlıklı ürünlere, belki biraz da yaşla da alakalı olabilir Fethi Bey. Yani işte gluten içermeyen, laktoz içermeyen daha organik ürünlere eğilim, yönelim de öne çıkıyor. Siz cironun %10'u organikten geliyor dediniz biraz önce. Doğru. Bunun İç pazar ve ihracat tarafındaki dağılımından biraz bahsedebilir misiniz? Bu organik ürünlere eğilimin nasıl ilerlediğini merak ediyorum. Organik bölümünün ihracatını soruyorsunuz. Genel şirketin ihracatı. Organik bölümün özellikle. Avrupa'da lideriz dediniz aslında, evet, değil mi? Doğru, evet. Avrupa'da organik bakliyatta pazar lideriyiz. Maalesef veya zamanla düzelecektir belki de neredeyse %95'ini, %96'sını ihraç ediyoruz organik bakliyatın. Türkiye'de gelişmekte, büyümekte olan bir pazar ama hala istediğimiz büyüklükte değil. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet.
%95'i 96'sı ihracat efendim. Pekala. Şimdi gıda enflasyonunu da biraz konuşalım. Ben çünkü çok net olarak hatırlıyorum. Bütün yayınlarda da bahsediyoruz. Dünya Gıda Örgütü'nün, FAO'nun verilerine baktığımız zaman Türkiye ile mukayese ettiğimizde biz o verilerin hayli üstünde gelen enflasyonla baş ediyoruz içeride. Ne yönde ilerliyor? Neden öyle oluyor sizce? Ve bilhassa bakliyat kısmı nasıl etkileniyor enflasyondan? Buyurun. Aslında malumunuz dünya gıda fiyatları gerilemekte. Evet. Yüksek faiz ortamıyla beraber dünyada baskı altında. Bu da komodite özelliklerini taşıyan bakliyat ürünlerinde de dünyada bir baskı oluşturdu. Nitekim çoğu emtiada tek tek şu anda bir zamanınızı anlamak adına girmeyeyim isterseniz. Genel olarak bakliyat kompleksi fiyatları aşağı geliyor. Fakat Türkiye'de ise tabii enflasyon biz biraz bir sene geriden takip ediyoruz aslında dünyadaki ekonomik trendi. Faiz indirimine de biliyorsunuz aynı şekilde neredeyse bir sene geriden gelerek başlayacağız gibi görünüyor. Eğer Ocak'ta olursa faiz indirimi. Dolayısıyla şu anda Türkiye'deki gıda enflasyonuna bağlı olarak bakliyat fiyatları yükselmekte. Aslında dolar bazında baktığınızda yani Türkiye'deki TL'nin değer kaybından ayrı olarak baktığınızda dolar bazında dünya fiyatlarına paralel bir düşüş söz konusu. Ama tabii ki Türkiye gerçekleri başka, şu andaki genel enflasyon bakliyat ürünlerine de gıda enflasyonuna da yansıyor. Siz Ocak ayında mı beklersiniz Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi, yoksa onu genel bir hani konsensus bu yönde diye mi ifade ettiniz? Konsensus olduğu için söylüyorum. Merkezin umudu Kasım ayıydı biliyorsunuz. Piyasa neredeyse onu fiyatlamıştı. Hı hı. Ama şu anda görünen piyasa aktörlerinin herkesin neredeyse mutabık olduğu konu. Umarım yanılmayız tabii. En geç Ocak diyelim ki hani biraz iyimserlik de zerk etmiş olalım. Pekala, Ocak diye de biz adını koymayalım diyorsunuz. Daha erken gelirse de mani olmayalım yani. Pekala. Yani, evet. Şimdi yine ihracat tarafına döneceğim. Yani önemli bir ihracatçı firma Armada, onu anlıyorum. İlk 9 aya baktığımızda bu senenin beklentilerinizin neresinde geldi gerçekleşmeler? Bu yılı nasıl tamamlamayı öngörüyorsunuz ve 2025 için kısa öngörülerinizi, tabii, tahminlerinizi nereye koyuyorsunuz? Tabii efendim. Biz bu senede, geçen senenin hep dolar bazında düşünüyoruz ihracatçı olma hüviyetimizde. Bizim genel ciromuzun içinde 80'e 20'dir payımız. Bunu da parantez içinde söylemiş olalım. Bu sene geçen senenin daha üstüne çıkacağız. Öyle görünüyor sene sonunda bir aksilik olmazsa. Biz ihracatta TİM'de 200 küsürlerde, TİM 1000'de 200 küsürlerde olan bir firmayız. Üretimden satışlarımız da aynı şekilde, onu da bahsetmiş olalım. ISO'da da 301. sıradayız yanılmıyorsam son senede. Dolayısıyla bu iki hüviyetimiz de artarak devam ediyor. Hem üretimden satışlarımız artıyor hem de ihracat payımızı arttırmaya devam ediyoruz. Bu senede, geçen sene devam ediyor mu bu arada? Evet efendim. Şu anda devam eden Armada 140 bin metrekare, kabaca diyelim 140 bin metrekare alanda faaliyet gösteren 3 ana tesisi olan, 11 üretim hattı olan bir sanayi kuruluşu. Armada 3 diye tabir ettiğimiz yatırımımız devam ediyor. O toplamda 57-58 milyon dolarlık bir yatırım. Finansmanı, yapılandırılması hepsi tamamlanmış. Hızla devam eden bir yatırım. İlk etabı da bitti. 2025'in sonlarına doğru tamamını bitireceğimizi düşünüyoruz. Bu nokta bir halka arz süreci içerisinde de varız. Ama piyasa şartlarına göre ve duruma göre onu değerlendireceğiz. Sorunuzun tam cevabı olarak evet, yatırımımız devam ediyor. Dediğim gibi 2025'in sonlarına doğru olarak da bitirmeyi planlıyoruz. Son dönemde yaşanan her türlü siyah kuyu dikkate aldığımızda, sizin ihracat pazarlarınız açısından soruyorum bunu, biraz daha etkisi azalanlar veya yeni eklenenler oldu mu? Nasıl yönettiniz bu süreci? Muhteşem bir soru. Bizde siyah kuğu çok önemlidir bakliyatta. Ve siyah kuğu çok ender çıkan bir vaka olarak değerlendirildiği için kullanılan bir tabir, ama bakliyatta neredeyse bizim bölgemizde, geniş anlamda söylüyorum, coğrafi bölgemizde her sene bir siyah kuğu çıkar. Bu sene İsrail çıkar. Ondan önce Afrika'daki açlık çıkar. Evet. Ondan da bazen işte daha önce biliyorsunuz Ukrayna çıktı.
Burasını söylemekte biraz zorlanıyorum insani boyutuyla ama Tabii. bu siyah kuğular veya bu tür felaket anları bakliyat sektöründe hareket demektir. Evet. Özellikle Türkiye. Türkiye'nin çünkü coğrafi olarak bir merkezi konumu var ve bu kriz bölgelerine çok yakın ve buralara çok ciddi, hızlı müdahale yeteneğimiz var. Bu sebeple böyle bir dinamiği var bizim sektörümüz. Pekala. Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez. Fethi Bey çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. Bugün iyi çalışmalar diliyorum efendim. Sağ olunuz. İş dünyasında bir reklam arasına gidelim mi? Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünyası devam ediyor. Bu bölümde Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak bana eşlik edecek. Sinem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhalde herkesin evinde mutlaka bir dikiş makinesi vardır. Birçoğu da artık hani biraz daha böyle antika özelliği taşıdığı için baş köşede duruyordur. Ben de keza öyle. Biraz önce de konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Ama şimdi hazır sizi bugün yakalamışken... Teknoloji olarak da, yatırım olarak da, trendler olarak da, dikiş makinesinin serüveninde ne noktaya geldiğimizi sormak isterim. İsterseniz böyle başlayalım, bir özet geçelim. Tamamdır. Dikiş makinesi 173. yılını dünya üzerinde kutluyor. Biz firma olarak zaten başı çekiyoruz. 1851 yılı evet, mıydı kuruluşumuz? Evet, 1851 yılı kuruluşumuz. Bayağı bir tarih var yani orada. Ama Türkiye'de de çok eskiyiz. Evet. Yani Türkiye'de de Osmanlı döneminden bu yana varız. 1900'lerin başında yine Türkiye'ye giriyor ve ilk mağaza açılıyor, fabrika açılıyor. Ve her kadının bir şekilde makinesi oluyor dediğiniz gibi ve şu anda da anneannelerimizden, annelerimizden kalma baş köşemizde yer alıyor. Evet. Ama trend aynı şekilde devam ediyor. Şu an biz gençlerle de çok sıkı bir iletişim kurduk. Pazarlama yöntemlerimizi bunun üzerine yaptık. Ekonomi de birazcık kötü gidip dalgalandığında da açıkçası daha çok insanlar evde dikiş dikmeye. Bir de bu Covid dönemi de birazcık buna sebep verdi. İnsanlar evlerinde kalmaya başladılar. Kendi söküklerini kendileri dikmeye başladılar. Artık çeyiz sandıklarındaki işte o el işi, göz nuru, bir takım emekler dışarı çıktı ve makina ile birleşip tekrardan değerlendirilmeye başlandı. Ve bu noktada aslında sürdürülebilirlik de devreye girmiş oldu. Tabii makineler de aynı anda çok ciddi anlamda evrildi. Yani artık kendi kendine otomatik ipliğini takan, cep telefonumuzdan yönetilebilen makineler evet. Gündemde. Arka planda da o görüntülerde geçiyor ya, ben hatırlıyorum hakikaten çok zor, bize o uzay üssü alfa gibi gelirdi o bana, yani onu ellemeye çekinirdim. Ama şimdi teknolojinin geldiği nokta dikiş makinelerine de dokunmuş gibi görünüyor. Peki tüketicinin de zannediyorum kullanımı kolaylaştıkça ilgisi artıyor. Artıyor kesinlikle. Yani dünyadaki trend de dikiş makinesi satışlarının artması yönünde. Ülkemizdeki trend de bu şekilde. Özellikle dediğim gibi Covid periyodundan bu yana bizim de ülkemizde yaptığımız yatırımların da sonucu. Çünkü özellikle biz kadınlarımızı eğitmeye, kızlarımızı eğitmeye çalışıyoruz. Ve makineyle de aynı zamanda bir zanaat de edinmiş oluyorlar ve bir meslek de sahibi olmuş oluyorlar. Devletle de birçok işbirliğimiz var, sertifika programları, üniversitelerle, kız meslek liseleriyle. Dolayısıyla da makine bambaşka bir boyut aldı. Yani hem ev ekonomisine katkıda bulunmak adına, ya evinizde de bununla beraber bir şey yapabiliyorsunuz ya da atölyelerle de işinizi büyütebiliyorsunuz. Tabii. Yani bu sadece bir hobi olmanın ötesinde çıktı. Aslında ekonomik şartların da bu anlamda desteklediği bir artan ilgi alanına kesinlikle. Ve istihdama da yol açıyor. Biraz önce kamuyla da ortak projeler var dediniz. Evet. Mesela orada biraz daha rakamsallaştıralım mı?
ne kadar katılım oluyor? Ne vadede o sertifikalar alınıyor? Sertifikayı aldığı zaman insanlar nerelerde, ne tür işlere girebiliyorlar gibi bilgiler. Şimdi Milli Eğitim'le zaten protokollerimiz olduğu için Halk Eğitim Müdürlükleri'yle, belediyelerle. Şimdi hepsinin tabii klasifikasyonları farklı oluyor. Ama bu sertifikalar sayesinde kadınlarımız ya da tabii erkekler de katılabiliyor bu arada. Tabii. Hani burada bir öyle bir ayrım da yok. Herhangi bir yerde meslek sahibi olabiliyorlar. Atölyelerde çalışabiliyorlar, fabrikalarda çalışabiliyorlar. Yine kurslarda eğitici olarak çalışabiliyorlar. Bir makinayla ya da birkaç tane makinayla da kendi işlerini de yapabiliyorlar. COSGAP de bunlara aynı şekilde destek sağlayabiliyor. Bu kurslar 3 aylık periyotluk oluyor. Okullar açıldığı zaman başlayan ve genellikle de okullar kapanınca biten periyotlar. Yani iki dönem gibi, bir yıllık bir dönem eğitim gibi düşünmek lazım. Aynen bunu. Öyle. Aynen. Peki, öyle. Şimdi tabii hani Singer, biraz daha şimdi yukarıya çıkalım. Firma olarak bakalım. 1851 demiştik. Dünyanın birçok yerinde de olduğunu biliyoruz. Türkiye'deki pazarla, yurt dışındaki pazarları mukayese ettiğimizde talep noktasında nasıl bir mukayese yapabiliriz? Ne çıkıyor ortaya? Şimdi talep noktasında gerçekten yukarı giden bir ivme söz konusu. Burada biz de tabii ciddi yatırımlar yapıyoruz ama dünyadaki trend de bu anlamda. Yani do it yourself diye artık herkes... Bir araya girebilir miyim? Tabii ki. Çok özür dilerim. Bu başlığı iki gündür çok konuşuyoruz. AK Parti Grup Başkanı Güler'den gelen bir açıklama. Kredi kartlarından yıllık 750 lira savunma sanayi destekleme fonu kesintisi düzenlemesi ertelendi efendim. Evet, bu düzenleme ertelendi. Alican Türkoğlu'yla kapanış adorunun başında konuşuyorduk. Buyurunuz, son dakika olarak paylaşıyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ertelenmesi herhalde iyi oldu. Evet, kesinlikle. Buyurun, özür dilerim. Dünyada da giden bir trend var. Aynı şekilde bizde de artan bir trend söz konusu dikiş makineleri satışlarında. Ve şu anda biz Avrupa'da baktığınızda birinci konuma geldik. 2 yıldır Türkiye, olarak. Türkiye olarak birinci konuma gelmiş vaziyetteyiz satışlarda. İnşallah ilerleyen günlerde de aynı ivmeyi yakalarız. Peki nasıl geçti ilk 9 ay satışlar anlamında? Hedefler tuttu mu? 2024'ü nasıl tamamlarız? 2025 için yeni ve daha yüksek hedefler koyuyor musunuz? Koyuyoruz. Hedeflerimizi aslında neredeyse %40 bazında geçtik. O yüzden bizim için keyifli bir seneydi ki biliyorsunuz lojistikle ilgili de bu sene birçok sıkıntı yaşandığı halde bizim, çünkü üretim tarafı Çin'de ve Vietnam'da olduğu için sıkıntılar yaşadığımız halde yine de güzel bir sonuç aldık. Önümüzdeki yıl için de yine büyüyen bir trend dolar bazında konuyor. Umarım her şey yolunda gider ve bu hedeflerimize ulaşırız. Ama ülke olarak da dikişi daha da sevmeye başladık. Genç nesil de buna daha ısındığı için ben güzel olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda farklı yatırımlar da yapıyoruz biz firma olarak. Şimdi onu sormak istiyordum. Evet, ne tür yatırımlar var? Ütüleme sistemleri, yani dikiş ve dikişle ilgili aslında aksesuarlar üzerine daha çok yatırım yapıyoruz. Prova mankenleri, ütüleme sistemleri, yine süpürgeler gibi farklı ürünlerde söz konusu. Ama bu sene çok da özel bir makine da çıkartacağız. Buradan da müjdesini de vermiş olalım. Nedir o? Ne güzel. Craft makinesi adı altında, böyle printer gibi bir şey. Kumaşa da baskı yapabiliyorsunuz, tahtaya da yapabiliyorsunuz. Bir ayakkabıya da yapabiliyorsunuz, bardağa da yapabiliyorsunuz. Siz istediğiniz deseni, yaratıcılığınızı ortaya koyuyorsunuz. Makineden onun direkt çıktılarını alıyorsunuz ve aplike ediyorsunuz. Dolayısıyla her sektöre, yani kırtasiyeden tutun da tekstile, işte modaya, her tekstilde olabilecek bir ürün. Bu craft makinesinden ben kesin bir tane alacağım, o anlaşıldı. Çok meraklıyımdır çünkü öyle şeylere. Bunu da herhalde ilk kez söylüyorum ama hakikaten çok severim. Şimdi yatırım demişken, ben özellikle tabii hani onu da çok duymak istiyoruz ya, var mı bir üretim tesisi Singer'in Türkiye'de herhangi bir ürün için veya planlanıyor mu?
Türkiye'de bir fabrikamız vardı. Maalesef fabrika kapandı 2004 yılında. Fakat bu ütüyle alakalı olarak burada bir montaj sistemi düşünüyoruz. Çünkü hem yerli üreticiyi desteklemek adına böyle bir planlama var. Şu an işte modellerimizi seçtik. İnşallah önümüzdeki yıl bununla ilgili bir yatırımda bulunacağız. Ha, 2025 yılı içerisinde böyle bir yatırım başlayacak. Bir üretim tesisi anlamında bir yatırım gündeminizde var. Peki son olarak bir de aslında konuşacak çok şey var. Çok keyifli de bir konu. Ne tür yenilikler var hobi sektöründe ve trendler nereye doğru gidiyor? Kısacık da olsa yine bizi bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. Yani şöyle, bu craft makinesi bence çığır açacak. Çünkü dünyada gerçekten çok trend bir ürün. Şimdi bizimle beraber pazara girmiş olacak ve ben ilkokul çocuklarından tutun da her yaşa hitap edeceğine eminim ve ciddi bir çılgınlık olacağını düşünüyorum. Ama onun dışında da şu an vintage'ı aslında tekrardan gündeme getirmeye başladık. Dolayısıyla bu çeyiz sandıklarındaki bütün o kaneviçeler, işte beyaz işler vesaire her şey çıkmaya başladı ve makine ile beraber bambaşka boyutlara çıkıyor. Dolayısıyla hem sürdürülebilirliğe bir faydamız dokunuyor. Hem de elimizdeki o eski kullanılmayan ürünlerimizi değerlendirmiş oluyoruz. Ekonomiye de bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Bence en büyük trend şu an bu. Evet, yani geri dönüşümü belki de bir tema olarak düşünmek lazım. Burada da vintage da kulağa hoş geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak bana eşlik ettiğiniz için kolaylıklar diliyorum size efendim. Bu arada borsada da birazdan eşleşmelerin ardından gong çalacak ama hemen söyleyeyim %1.85'lik bir yükseliş bugün için oldu ve biz bugün hacme baktığımızda 85 milyar lira düzeyine geldiğini de görüyoruz ki bu da yine düne oranla iyi bir hacme işaret ediyor. İşte kapanış 8860 puan seviyesinden oldu. Şunu da hemen eklemek istiyorum. Bugün özellikle ulaştırma endeksinde %3.9'luk bir yükseliş var. Sanki oradaki hareketlilik öne çıktı. Bankacılık endeksinde yine hizmetler tarafı da %2'nin üzerinde arttı. Turizm endeksi %1.56 arttı. Bankacılık endeksi de biraz yavaş gidiyordu ama %1.81'lik bir prime kavuştu. Orada ben yayına girerken özellikle Yapı Kredi Bankası ve Halkbank'ın artıda olduğunu, diğer büyük bankalarda ise bir miktar daha kırmızıların olduğunu görüyordum. O tablonun da biraz daha pozitife döndüğünü söyleyebiliriz kapanış itibariyle diyelim. Philip Capital'a gidelim şimdi. Bakalım Philip Capital'dan bugün bizim için hangi notlar paylaşılacak? Sadrettin, hoş geldin yayınımıza. Bugün yüzler sanki birazcık daha gülüyor herhalde. Sürdürülebilir mi? Bugün bu kelimeyi çok kullandım yayınlarımda. Ne dersin, ne beklemeliyiz? Dilem açıkçası yani evet bugün biraz daha mutluyuz ama hani dün de bayağı gerilmiştik yani. Çünkü 8700'ün altına sarkan bir endeks vardı. Benim için açıkçası hani çok teknik analizden anlamam ama hani 8600'ün aşağısı benim için biraz daha böyle riskli bir bölge olarak kendi kendime adediyordum. O nedenle hani 8800'ün üzerinde kapanış bence olumlu. 8900'ün üzerinde kapansaydık bence daha iyi olabilirdi. Bunu artık biraz daha önümüzdeki günlerde görüyor olacağız diyelim. Hani sen de bahsettin yayına girerken bankacılık endeksi sanayi endeksine göre biraz daha olumlu ayrışıyor gibi. Burada biraz daha başı Yapı Kredi Bankası'nın çektiğini söylemek mümkün. Çünkü %5'in üzerinde bir değer artışı var bugün baktığımızda. Açıkçası hani sabah gelen bir haber vardı Odea Bank'ın satışıyla alakalı. Bence bankacılık endeksine bir miktar oradan destek geldi diye düşünüyorum. Çünkü bu hala aslında yabancı ilgisinin yatırım anlamında olduğunu göstermesi açısından ben bunu biraz pozitif cepheden okumayı tercih ediyorum. Tabii fiyatla ilgili bir bilgim yok açıkçası. Hani olsaydı oradan biraz daha değerlemeler üzerinden yorum yapabilirdik ama hani o elimde olmadığı için çok net konuşamıyorum. Onun haricinde genel olarak bakılınca hani dünün bir geri alımı olarak değerlendirmek mümkün. Ama sanki önümüzdeki günlerde Perşembe günü ECB'nin faiz kararı açıklanacak. Orada bir indirim beklentisi var.
Bugün gelen Almanya verileri de ZÜV anlamında fena değildi. O da biraz daha destekleyici oldu diye düşünüyorum. Ve yine Perşembe günü bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var. Bence burada hani Merkez Bankamızın yönlendirmesi de önemli olacaktır. Yani bizim açıkçası beklentimiz biraz daha böyle Ekim ayı enflasyonu görüldükten sonra Kasım ayı içerisinde indirim olabilir şeklindeydi bir miktar da olsa. Bunu sanki son dönemde biraz daha öteledik diye söyleyebilirim. Hani Aralık ya da Ocak artık hani bunun bankacılık tarafına marj anlamında çok büyük bir katkısı olmayacaktır 2024 için. Ama 2025'e en azından iyi bir bazdan başlama imkanı sağlayabilir diye düşünüyorum. Bence bunlar etkili olacaktır. Ama yine de bence Didem Amerika'daki seçimleri görmeden, oradaki nihai sonuçları görmeden hani yatırım yapma anlamında net bir yön bulmak hala biraz daha zor olacaktır diye düşünüyorum. Sadece bizim için de değil yani bu global anlamda da bence orayı gördükten sonra biraz daha resim netleşir fikrindeyim. Ya aslında Sadrettin öyle diyorsun, elbette çok da haklısın. Yani Amerika'daki seçimler son derece belirleyici olacak birçok açıdan. Ama işte şimdi seçim propagandalarına bakıyorsun. Bugün işte Bitcoin'i veriyorduk. %4'ün üzerinde primli, çok hızlı. İşte Kamala Harris sanki hikayeye uyanmış gibi görünüyor diyor herkes. Çünkü dijital paraya ve kriptolara ilgiyi destekler, açıklamalar yapmaya başladı. Yani bu seçim süreçlerinde her şey mübah gibi bir durum varken ABD tarafında hisse senetlerinde de iyimserlik devam ediyor. Şunu çok merak ediyorum, izleyiciler de soruyor. Yani Türkiye'de hisse senedi tarafında o beklenilen iyimserlik biraz gecikiyor. Evet, ama yurt dışındaki mevcut iyimserlik özellikle ABD tarafında ne kadar kalıcı olabilir? Orada da uzun vadeli değerlemelere çünkü gelindi. Var mı bu konuda bizimle paylaşabileceğim bir husus, bir nokta, şuna dikkat edin diyeceğim bir şey? Şöyle söyleyeyim Dilan, benim orada baktığım bir yıl ileriye dönük olarak S&P'nin fiyat kazanç oranı beklentileri açıklanıyor. Bloomberg'de bunu görebilirsiniz. Hı hı. Ve ben bunu invert ettiğim zaman, yani 1/FK olarak baktığım zaman, yani faiz eşleniğini aldığım zaman diyelim, Amerika'daki 10 yıllık bono faiziyle aradaki makasın epeyce daraldığını görüyorum. Ama bundan önceki daralmada da aslında hani ben aynı fikirdeydim, acaba oraya bir kar realizasyonu gelir mi diye. Ama o şekilde gerçekleşmedi. Faizin ineceğine dair beklentilerden dolayı diye düşünüyorum. Şeyin yukarıya gittiğini gördük. Endeksin yukarıya gittiğini gördük S&P'nin. Ve şu anda da benzer bir noktadayız. Hani 4.1 seviyesinde ya da 4.05'e geriledi şu anda. Orada tekrar faizin aşağı yönlü eğilimi olabileceği için hani geldiğimiz değerleme noktasında açıkçası yani yine böyle bir tedirginim ama bu sefer aşağı gelir diyemiyorum çünkü faizin aşağı gelmesini bekliyorum Amerika tarafında. Evet. O nedenle bence burada biraz daha o momentum sanki korunacak gibi. Bugün de hatta bir kurumun değerlendirmesi vardı. 6400 gibi bir hedeften bahsediliyor. Yani bence olasılık dahilinde diye düşünüyorum. Sadrettin Bağcı, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, iyi çalışmalar diliyorum hepinize. İş dünyasının sonuna geldik. Yarın saat 17'ye kadar kendinize iyi bakın. Biraz sonra Zeynep Özyol günden kalanlarda karşınızda olacak.